Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bir başka merak ettikleriniz programında tekrar Didem'le beraberiz. Merhaba. Sizden gelen sorulara burada Kur'an, hadisler ve modern bilim ışığında cevap vermeye çalışıyoruz her hafta olduğu gibi. İnşallah sorularınızı merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz. Yayınımıza gelen çok sayıda soruyla birlikte de bugünkü programımıza başlıyoruz inşallah. İlk sorumuz iman hakikatleri üzerine. Bazı arkadaşlarımız, izleyicilerimiz merak ettikleri önemli bir soru olarak bunun üzerinde duruyorlar. Bu konuda gerçekten çok sayıda soru alıyoruz. Neden bu kadar çok iman hakikatleri üzerinde durduğumuzu merak ediyorlar ve şöyle soruyorlar. Bir örümceğin iplik yapması neden insanları ilgilendirsin? Canlıların detayları üzerinde neden bu kadar duruyorsunuz? Şimdi aslında bu sorunun kendisinden, doğasından yola çıkarak cevap verdiğimizde belli ki bu izleyicimiz örümceğin iplik yapması konusu üzerinde gerçekten düşünmüş. Çünkü bu çok önemli bir iman hakikati aslında. Aylin sen de takdir edeceğin gibi. Tabii ki. Çünkü örümcekler Allah'ın Kur'an'da da bahsettiği önemli iman hakikatleridir. Fakat öncelikli olarak örümceğin ipliğinden bahsetmeden önce neden iman hakikatlerin üzerinde duruyoruz? Canlıların detaylarını biz anlattığımızda biz bunlara iman hakikati ismini veriyoruz. Yani bu ne demektir? İnsanları hayret verici bilgilerle karşı karşıya getirip bu canlıların hiçbir şekilde tesadüflerin eseri olmadığını, bugün modern bilimin ışığında artık Darwinizm denen bütün canlıların tesadüfler sonucu meydana geldiğini iddia eden ve Allah'ın varlığını inkar eden bir ideolojinin, ideoloji diyoruz çünkü bilimle ilgisi yoktur Darwinizmin, artık geçersizliğini ortaya koyduğumuzu biz gösteriyoruz ve diyoruz ki modern bilim bugün Allah'ın varlığını kesin olarak ispatlamaktadır ve Allah'ın varlığını ispat eden yeryüzünde çok sayıda delil vardır. Şimdi Allah'ın ayetleriyle de bize gösterdiği çok açık bir gerçek bu. Rabbimiz Fusilet suresinin 53. ayetinde şöyle bildiriyor. Biz ayetlerimizi hem afakta, ufuklarda hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahit olması yetmez mi? Rabbimiz bize ayetlerini göstereceğini söylüyor. Nedir ayetleri? Allah'ın varlığının delilleridir bu ayetler. Yani başımızı çevirdiğimiz her noktada karşılaştığımız o canlılardaki olağanüstü özellikler, gökyüzüne çevirdiğimizde gördüğümüz her türlü delil, yere baktığımızdaki o yerdeki çeşitlilikle birlikte karşılaştığımız her türlü delil, bize Rabbimizin varlığının delillerini gösteren önemli ayetlerdir. Ve bu ayetleri gördüğünüzde diyor Rabbimiz, kendi nefislerinizde de size bunları göstereceğiz ve insan bedeni de bildiğiniz gibi en büyük yaratılış mucizelerinden bir tanesidir gerçekten. Çünkü insan bedeninde Allah 100 trilyon hücreyle başta olmak üzere bütün bağlantılarıyla, bu hücrelerin işlemleriyle, proteinlerle, enzimlerle ve bütün organların sistemleriyle birlikte olağanüstü muhteşem bir sistem yaratmıştır. Ve bu sistemin içerisinde de çok önemli bilimsel deliller vardır. İşte bunları gördüğünüzde şüphesiz onun hak olduğunu kendilerine açıkça belli olsun diyor Allah. Yani bu delilleri gördüğümüzde, işte bu iman hakikatlerini gördüğümüzde Allah'ın varlığını bir kere daha samimi olarak kanaat getirerek görüyoruz ve bu bizim hem imanımızı arttırıyor, iman etmeyenlerin de imanına vesile olan çok önemli bir delil olmuş oluyor. Aynı zamanda iman hakikatleri iman edenlerin de derinleşmeleri için, düşünmeleri ve daha iyi bilgi sahibi olabilmeleri için çok önemli delillerdir. İmanın kazanılmasına vesile olur, imanın derinleşmesine vesile olur. Küfrün telkinlerini yok eder. Küfrün telkinleri nedir? Şu anda günümüzde dünya üzerindeki neredeyse tüm okullarda öğretilen Darwinist materyalist ideolojinin, canlıların tesadüfen oluştuğu ideolojisinin ortadan kaldırılmasına vesile olur iman hakikatleri ve canlıları yaratanın sonsuz güç sahibi Allah olduğunu, bir yaratıcı olduğunu ve sonsuz akıl sahibi olduğunu bize gösterir. Aynı zamanda Allah'ı gereği gibi takdir edebilmemizi sağlar. Çünkü iman hakikatlerin detaylarına indikçe, daha çok bilgi sahibi oldukça, Rabbimizin ayetlerde belirttiği gibi, şeytana Allah'a sığınırım, Allah'tan ancak ilim sahipleri gereği gibi korkup sakınır diye Rabbimiz bildiriyor. İşte bu ilmimizi arttırdıkça daha çok Allah'ı takdir edebilmemize vesile olur. Ve yine Müslümanların Allah'tan daha çok korkmalarına vesile olur. Bu onların daha güzel ibadet edebilmelerini, Allah'ın rızasını kazanmak için daha çok gayret göstermelerine vesile olur. Ve yine de düşünce ufkunu açar insanın. Çünkü bilgi sahibi oldukça mesela o küçücük böceklerin, küçücük canlıların, yeryüzündeki o yeşilliklerin içerisindeki küçücük hücrelerin, klorofilin ve diğer bütün proteinlerin
yaptıklarını görünce, bunlarda tecelli eden olağanüstü aklı görünce, işte insanın düşünce ufku açılır ve kendisinin dışında olağanüstü bir alemin içerisinde yaşadığını fark eder. Ve bu da gerçekten başka bir görüş açısı açılmasına vesile olur. Bununla ilgili ben 11. yüzyılda yaşamış değerli İslam alimi Abdülkadir Geylani'nin İlahi Armağan adlı eserinden de bir sözünü okumak istiyorum. Şöyle söylüyor: "Ey evlat, kainatın her zerresinde Allah'ın güzel sanatı vardır. Bu güzel sanatların her biri Hakk'a vardıran delillerdendir. Bu delillere yapışan herkes Hakk'a varabilir. Derin düşüncelere dal, düşünen derinlere kök saldıkça yükselirsin ve yücelirsin." Çok güzel ifade etmiş hocam. Şimdi bununla bağlantılı Didemciğim, ben başka bir soru daha aldım. Aslında bununla çok bağlantılı gerçekten. Bir tane kardeşimiz diyor ki, annem diyor imanlı bir, yani Allah'ı seven bir insan diyor. Allah'a inanan bir insan. Gerçekten de namaza başlaması için uzun süredir de ben onunla konuşuyorum. Gayet hak veriyor bana. Fakat yıllardır hiçbir şekilde namaza başlamıyor. Ve ben gerçekten bunu istiyorum ama o konuda ikna edemiyorum. Şimdi genel olarak insanları temelinde dünyada, tabii ki çok küçük küçük farklılıklar olmakla beraber, üç kısma ayırabiliriz insanları. Bir, iman edenler, gerçekten iman edenler, Allah'tan korkanlar. Bir, iman etmeyenler, çok iyi biliyoruz bunu. Bir üçüncü grup olarak da şunu anlatabiliriz. Böyle biraz bizden öncekilerin inandığı tarzda bir Allah anlayışı. Bu insanlar genel olarak, bizden öncekiler derken şu anda da yaşayan insanlar da var. Ama bizim hani anneannelerimizden, biraz annelerimizden gördüğümüz bir tarz vardır genel olarak. Allah'a inanırlar. Fakat bir kısmı gerçekten onda ibadetleri yerine getirmeye güç bulamazlar. Bu aslında çağımızda bazı gençlerde de vardır. Allah'a inandıklarını görürüz ama ibadetlerde o kadar kayıtlı değillerdir. Dünyanın bazı konuları, bazı meseleleri daha önde gelir onlar için. Şimdi burada temelinde şimdi senin anlattığın konu çok önemli. Buradaki kardeşimiz için de çok önemli. Önce Allah'ı tanıtmak gerekir insana. Bu küçük çocuk için de geçerlidir. Bir anneden bahsederken de böyledir. Bir dinsiz insandan bahsederken de böyledir. Her zaman önce yaratıcıyı anlatmak gerekir. Yaratıcıyı anlatmak için de onun eserlerini tanıtmak gerekir. Eserlerini tanıdığı zaman bir insan, o eserleri gördüğü zaman oradaki yaratıcıyı hem çok sevecektir. Bakın, bir Allah'ı sevmek vardır, bir de aşık olmak vardır. Tabii. Aşık olabilmek için Allah'ı çok iyi tanımak gerekiyor. Allah'ın gücünü, yüceliğini, her şeye ve her yere hakim olduğunu çok iyi anlayabilmek gerekiyor. Bir de Allah'tan korkma vardır. Şimdi Allah'tan korkma nedir? Biz hep bunu anlatıyoruz. Allah'ı bir insan o kadar sever ki Allah'ı gücendirmekten çok çekinir. İşte Allah'tan korku budur. Şimdi Allah'ı gücendirmekten çekinme sonucunda da bir insan öylesine titizlenir ki bu konuda hiçbir ibadette ferahlık gösteremez. İmkanı yok, bunu yapamaz. Namazın bir teşekkür olduğunu bilir ve canlı başla, yani bütün her şeyiyle, bütün kendini adayarak, yani kendini vererek, Allah'a karşı dua ederek, Allah için dua ederek namazını mutlaka kılar. Yani bunlar için zaten o kişiyi ikna etmeye gerek yoktur. Allah'ı tanıdığı zaman, çok sevdiği zaman, aşık olduğu zaman, dolayısıyla Allah'ı gücendirmekten korktuğu zaman bunu zaten canı gönülden yapar. Demek ki konu nedir? Allah'ı tanıtmak. O ibadetin kendisine Allah'a karşı gösterebileceği, sevgisini gösterebileceği bir nimet olduğunu fark eder. Dolayısıyla kimsenin onu zorlaması gerekmez. Onu Allah'ın kendisine böyle bir imkan sunduğu için şükrederek yerine getirir o ibadeti. Çok isteyerek ve şükrederek yerine getirir. Şimdi bunun için ne gerekir? Şimdi biz bir örümcek ipliği mesela, buradaki konumuz bu. Ki kainat detay detay muazzam yani olaylarla dolu. Bizim sadece tek bir hücremiz bile hayret edici detaylarla dolu. Ki bunların çok büyük bir kısmı hala keşfedilemedi bile. Bir örümcek ipliği, bakın, o örümcek o ipliği üretiyor. Kendi bedeninde üretiyor. Asit şeyleri havuzları var. Asit havuzları var. Bunlardan sıvı üretiyor. Orada asit havuzunda onu bir şekilde bir iplik olabilecek kıvama getiriyor. Dışarıya salıyor ve o öyle bir iplik haline geliyor ki dünyanın en sağlam çeliğinden bile daha sağlam. Yani öyle bir teknoloji daha şu anda yok. Böyle bir şey üretiyor ve gerçekten avını muazzam bir şekilde avlayabiliyor. Bir örümcek farklı, bir tanesi kement atıyor, bir tanesi farklı bir şey yapıyor, bir tanesi işte çuvala geçiriyor, her türlü yöntemi deneyerek, hepsinin, farklı türlerin, hepsi aynı yöntemi deneyerek bir şeyler yapıyorlar. Özel bacakları var, yani
belki kainattaki her türlü böcek o ağlara takılabilecekken kendileri o ağa hiçbir şekilde takılmıyorlar. Ve rahatlıkla yürüyüp üzerinde artık sanat meydana Sanat getiriyor meydana örümcek. getiriyor. Hiçbir sorun çıkarmıyorlar bu konuda. Şimdi burada bir muazzamlık var, olağanüstülük var, burada bir akıl var. Yeni doğan, yeni yumurtasından çıkmış bir örümcek bile bunu başarabiliyor. Ve bu yeteneğe sahip olarak doğuyor. Ve bunu yüzyıllardır, hatta milyonlarca yıldır örümcekler bunu bu şekilde yapıyorlar. Demek ki burada bir akıl var. Bunu ne örümcekten bekleyebiliriz, ne de onu keşfetmeye çalışan insandan bekleyebiliriz. Buradaki sanatçıyı övmek için o örümceğin yaptığı o sanatı anlatmamız gerekiyor. Ki sanatçı anlaşılabilsin. Oradaki o muazzam sanatı meydana getiren Yüce Rabbimiz anlaşılabilsin. Şimdi her saniyesinde Allah'ın kontrolü altında o varlık. Demek ki Allah hem her şeyi muazzam yaratan hem her şeyi her saniye kendi kontrolü altında tutan. Şimdi böyle muazzam bir üstün bir yaratıcıyı tanıttıktan sonra siz o zaman zaten sevgi doğal olarak oluşacaktır. Tabii çocuklara biz bunu anlatırken şimdi sadece bir örümceğin ipliği deyip geçemiyoruz gerçekten. Çünkü bu canlılarda senin de söylediğin gibi yüz milyonlarca yıldır örümcekler yaşıyorlar ve yüz milyonlarca yıllık örümcek fosilleri var. Bunu fosil müzesi olan Yaratılış Müzesi internet sitemizden zaten görebilmek mümkün hocamızın. Fakat burada yüz milyonlarca yıllık fosile sahip olan örümceklerin her birinin bu özellikle birlikte yaratılmış olması mecburiyeti. Yani hiçbir örümcek mesela düşünün bir örümceğin avlanma tekniği, beslenme tekniği, ev yapabilme tekniği iplikler üzerine kurulu. Yani bu canlı evrim teorisinin iddia ettiği gibi kendi kendine yaşadığı alanda mevcut bulunduğu sistemde kendine bir ev kurabilme tekniği geliştirebilecek bir zamana sahip değil. Veya avlanmak için yeni bir teknik geliştirebilecek zamana sahip değil. Zamanı olsun, isterse yüz milyonlarca yıl zamanı olsun bu canlının. Kendi kendine 6 ayrı iplik kesesi meydana getirebilecek ve bu iplik keselerinde kimyasal formülleri mükemmel olarak tespit edilmiş, o ipliğin üretilebilmesi için gerekli olan işlemi yapabilecek ne akla, ne üretim merkezine, ne de böyle bir bilgiye sahip bu canlı. Bu canlı bu 6 iplik kesesiyle birlikte yaratılıyor. Kimyasal formülleri sabit olan bu iplik keselerin içerisindeki o sıvı öyle bir harmanlanıyor ve öyle bir püskürtme metoduyla ipliğe dönüştürülüyor ki bir duvarın kenarında eğer bu örümcek yuva yapacaksa ona göre esneklikte, bir çalıya eğer yuva yapacaksa ona göre esneklikte o ipliği çıkarabilecek yapıya sahip olarak birlikte yaratılıyor. Şimdi burada o 6 keseden de farklı iplik üretebiliyor. Yani burada olağanüstü bir akıl var ve bu aklı eğer bir insan üniversite mezunu ve akademik kariyere sahip bir insan bu aklı o örümceğe verirse işte o noktada artık hata yapmış oluyor Evet. ve biz de bunu tabii ki hatırlatmakla, uyarmakla mecbur olduğumuz için insanlara diyoruz ki böyle bir aklı o küçücük örümcek gösteremez. Çünkü bu örümcek zaten önce ağ yapmayı akledecek. O yaptığı ağın sağlamlığını öyle bir ayarlayacak ki ona bir kuş çarpsa bile yırtılmayacak o ağ. Ve son derece esnek olacak. O esnekliği meydana getirirken rüzgarın gücünü hesaplayacak, rüzgarın açısını hesaplayacak, o ağa çarpacak olan avın ağırlığını hesaplayacak ve onun esneme payı ile birlikte adeta bir mimarlık ve mühendislik harikası meydana getirecek. Bunu yaparken bütün bu özellikleri kendi bedeninde sahip olacak ve o sahip olduğu özelliklerle birlikte, o kimyasal formüllerle birlikte hiçbir laboratuvara, hiçbir kimyasal ortama sahip olmayan bu örümcek her seferinde dilediği gibi o ipliği çıkaracak ve istediği gibi ağını kuracak veya bir yere tırmanmak isterken onu fırlattığında aynı zamanda aynı serilikte ve aynı süratte onu geri toparlayabilecek ve yeniden o kimyasal işlemi meydana getirebileceği işte keselerinde bu işlemi yapacak. Tabii bu olağanüstü bir aklın gerektirdiği bir işlemdir ve biz bunu biliyoruz ki hiçbir tesadüf, hiçbir canlı da böyle bir sistem meydana getiremez. Hem örümceklerde hem de canlıların tamamında Allah'ın yarattığı kusursuz bir akıl tecelli eder ve bu canlılar bu aklın üzerlerindeki sistemleriyle birlikte yaratılırlar. Hiçbiri sonradan gelişmez. Çünkü sonradan gelişme gibi bir lüks yoktur canlılarda. Bu canlılar ya avlanamayacaklar ya barınamayacaklar. Hayatlarını kaybedeceklerdir ve nesillerinin devamı diye bir şey de söz konusu olmayacak. Buna insan da dahildir. O yüzden diyoruz ki evrim teorisine karşı, Darwinizme karşı, canlıların tesadüfler sonucu meydana geldiği iddiasına karşı verilen en güzel cevabı modern bilim bize Allah'ın varlığını ispatlayarak göstermiştir. Biz buna zaten iman ediyoruz ama bilim de bize bu konuda gerçekten müthiş destek oluyor. Tamam. Bu konuyla ilgili bir ayet hatırlatmak istiyorum. Sen de hatırlatmıştın Dinlemciğim. Âl-i İmrân suresi 191. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar
ayaktayken, otururken, yani yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Demek ki Müslümanlardan istenen Allah'ın yarattıklarını sürekli her daim düşünmek olacaktır. Düşündüğü zaman Müslümanlar, yani insanların tamamı düşündüğü zaman Allah'ı tanıyacaklar ve Allah'tan, Allah'ı günahlandırmaktan korkacaklar. İşte iman budur, bu şekilde oturur. Dolayısıyla bir insanı namaza ikna etmeye çalışmaktan ziyade ona Allah'ı tanıtmak, Allah'ı aşık etmek, onun için de iman hakikatlerini anlatmak gerekiyor. Bir de ayrı bir soruya değinmek istiyorum ben. Bu genelde bize çok soruluyor. Canlı yayınlarımızda duymuş bir kardeşimiz, yas konusu diyor, neden bu konuya karşısınız genel olarak? Sonuçta bir insanın ölümüne üzülmek çok doğal bir şeydir. Neden bunu yapmamamız gerekiyor diye söylemiş. Bir kere şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bir şeyden, bir insanın ölümünden ızdırap duymak Allah'a neden bunu yarattın demekle aynı şeydir. Yani tabii, insan bunu bilerek ya da bilmeyerek yapar. Haşa tabii. Belki onu istemeden yapar. Fakat Allah'ın yarattığı kaderde Allah'ın takdirine karşı gelmek anlamına gelir. Bir kere biz bu dünya hayatında geçici bir imtihan için buradayız. Allah yarattı bizi, Allah canımızı alan ve Allah nasıl bu dünyada yaratıyorsa belli bir vaktimiz var ve bunu gayet iyi biliyoruz. O vakit geldiğinde de herkesin canı alınıyor. Ne oluyor bu insanlar? Bu insanların tümünün ruhu ahirete gidiyor ve o insanlar gerçekten Allah'a iman etmiş iyi insanlarsa ne mutlu onlara. Tabii. Çünkü ahirette hem Allah'a kavuşuyorlar, Allah'ın rızasına kavuşuyorlar, hem sonsuzluğa kavuşuyorlar. Bakın o sonsuzlukta, o cennet hayatında eğer o insan hastalıktan ölmüşse artık ne hastalık var, ne kanser var, ne ağrısızı var, ne bu dünyanın külfeti var, ne geçim sıkıntısı var. Hiçbir zorluk yok. Ne çirkinlik var, ne yaşlanma var. Bunların hiçbiri yok. Hep güzellikler var. Şimdi bu insan o hayata kavuşmuşsa eğer buna üzülmek doğru olmaz. Zaten hiçbir şekilde olmaz. Çünkü Allah'ın takdir ettiği bir vakit var. Ve o vakit herkes için mutlaka gelecek bir vakit. Neden böyle oldu demek, buna isyan etmek, dövünerek ağlamak bunlar olmaması gereken şeyler. Şimdi toplum arasında çok kanıksanmış bir konu bu. Evet. Halbuki bu Allah'ın gücüne gidebilir, Allah vermesin. Çünkü bir isyan gibi bir şey oluyor. O insan bilse de bilmese de. Ama bunu bilerek davranınca orada elbette ki o insanın anıları düşünülür. Fakat orada bir güzellik var. Allah katına almış, bütün dertlerden kurtarmış. Bir ve kurtuluş onu, o bir kişi kurtuluş için. Aslında. Tabii, bir nimet. Yani. Tabii imtihanı bitmiş o insanın. Bakın biz hala imtihana tabiiz. Tabii. Hala zorluklarla boğuşuyoruz. Halbuki o insan o imtihanını bitirmiş. Allah'ın izniyle güzel bir sınav geçirmişse eğer Allah'ın katında rızıklanıyor. Bundan daha güzel ne tabii olabilir zaten Allah'ın rızası dışında? Tabi peygamberimiz de yas tutmayı aslında Müslümanlara yasaklamıştır. Bazı hadislerde şöyle bildiriliyor. İbn-i Abbas radiyallahu anh'ı anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki yas tutma cahiliye işlerinden biridir. Bu gerçekten peygamberimiz dönemindeki biliyorsunuz müşrikler putperestlerin uyguladığı bir adet. Ve şu anda da hali hazırda aslında dünya üzerinde de Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede bu tarz yas matem törenleri uygulanıyor ki bunlar tamamen onların da putperest dinlerine ait olan özellikler olarak. Halbuki İslam dininde senin de söylediğin gibi bu bir nimet, bir kurtuluştur, Rabbimize kavuşmadır. O yüzden de ölen insan için aslında çok büyük bir nimettir. Yakınları için de belki onu tekrar göremeyecek olmanın getirdiği bir hüzün üstlerine gelebiliyor. Yani bu da tabii ki yanlıştır ama bunu şu şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. O ahirete gitti, siz de ahirete gideceksiniz. Ahirette onun için size kavuşmak için bir vakit yok. Yani ahirete giden kişi zaten hemen sevdiklerine ve yakınlarına kavuşur. Orada bekleme gibi bir süresi yok ama biz imtihan olduğumuz için tabii ki o imtihanı en güzel şekilde tevekkülle geçirip biz de Rabbimize kavuşmak için o süre içerisinde sabrediyoruz. Yine İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam beraberinde yüksek sesle ağlayan bir kadın bulunan cenazeyi takip etmeyi yasakladı. Yani bu şekilde bir eylemin de olmaması gerektiğini peygamberimiz bize hadislerinde inşallah bu şekilde bildirmiştir. Bugünkü programımız da yine sona erdi inşallah. Bize sorularınız için merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yeniden yeni bir programda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.